Değerli izleyenler, 4 değerli işçilere 3500 TL teklifi yayınıma başlıyorum. Yayınıma başlamadan önce 4 değerli işçilerin hangi kurumda olursa olsun gösterdikleri destekten ötürü hepsine teşekkür ediyorum. Sorularınıza olabildiğince yanıt vermeye ve sizler için çabalamaya çalışıyorum. Evet değerli izleyenler, 4 değerli işçilere hak ettikleri verilmeli. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları tabii ki sizlere anlatıyorum. Taşerondan kadroya geçen bu işçiler, malum asgari ücret seviyesinden kurtuluyoruz. Artık kadro adı geçtiği için kadrosal hem haklara hem de ücrete kavuşuyoruz diye sevindiler. Yoksa sadece bir tabela, bir isim değişikliğine bu kadar sevineceklerine kimse tabii ki ihtimal vermez. Önemli olan hem özlük hakları hem de maaşın artması. Ama ne yazık ki tediye ve ikramiye sevinci dışında ücretsel anlamda askeri ücretin seviyesinde bir ücrette duruldu. Yüzdelik zamları da alamadıkları için her ne kadar mahkeme kararı çıksa da bununla ilgili zaten ayrıntıları belirtmiştim. Kesinleşen bir şey yok. Kesinleşmiş bir karar yok. Ne oldu? Tabii ki yüzdelik zamları alamayınca asgari ücret seviyesinde çakınıldı. Yani bir nevi patinaj yapıldı. Son aylarda da vergi kesintilerinin de devreye girmesiyle gerçekten 4 değerli işçilerin yükü epey arttı. Tüm kurum ve kuruluşlardan gelen şikayetler, sıkıntılar, serzenişler olmakta. Tabii ki her geçiş ve her dönüşüm bir krizde olur. Ama unutmayın ki her şeyin de sona ermesi gerekir. Bu yüzden bu kadar uzun sürmesi çok çeşitli meslek gruplarından çok yüksek bir kitlenin dönüşümünden kaynaklandı. Bir de talihsizlik, ekonomik dalgalanma, döviz spekülatörlerinin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve benzeri durumlar oldu. Tabii ki seçimi de sayarsak epey bir yoğun gündemin kurbanı oldu 4 değerli işçiler. Şimdi duyarlı çevrelerden ve STK'lardan hükümete tek bir ses. Ortalama ücret 3500'ün altında 4 değerli işçi kalmasın şeklinde. Bu çağrıya tabii ki ben de destek oluyorum. Ve bu konunun daha da kamuoyunda yerleşmesi ve böyle bir güzel ortalama ücretin hükümetçe kabul edilip üstüne artılar eklenmesi tabii ki isteğimiz. Özellikle TİS sözleşmesinin onaylanması ve hayata geçmesi de en başta isteklerimiz. Bu konudaki belirsizlik, hala net açıklamanın yapılmaması da düşündürücü. Evet değerli izleyenler, 4 B'li mi olacaksınız? Güçlendirilmiş 4 D mi olacak? Bunun yanında TİS sözleşmesiyle bir kamu işçisi olarak tam anlamıyla geçiş mi yapacaksınız? Bunlar için çok kısa bir zamanda tabii ki görüntü netleşecek. Bakalım neler gelecek. Değerli izleyenler, kanalıma abone olmayı, destek olmayı ve önerilerinizle tabii ki bu konuya ışık tutmak isterseniz her zaman bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı tatiller. Görüşmek üzere.